Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü konumuz 4. kademe kristal parçası açıyoruz arkadaşlar. Bayağı bir birikmişliğim var, biriktirmişliğim var diyeyim hatta. Onları açacağım, bayağı bir biriktirdim. Bakalım bütünleşecek mi ya da tam parça çıkacak mı arkadaşlar? Gerçi katalizör parçası diyor, muhtemelen hep parça verecek. Bu parçalar birleşip kaç adet 4. kademe sınıf katalizörü oluşturacak? Onu da merakla bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 400 adet var arkadaşlar. Otomatik açıyorum arkadaşlar. Evet, bir tane oluştu kozmik katalizör arkadaşlar. Hızlı açmaya devam ediyoruz. Bunu açmaya devam ederken arkadaşlar şöyle bir konudan da bahsedeyim. 5 Yıldız Arenası hakkında da bir kısa bir video çekeceğim. 5 Yıldız Arenası'nda şöyle başlıyorum ben arkadaşlar, 5 Yıldız Arenası'na. 4 Yıldız 550'leri koyuyorum. Ondan sonra şu 6. 3 olduktan sonra 5 Yıldız en yüksek kahramandan en düşük kahramana kadar 9. 10. seriye kadar oynuyorum. Olursa 8. seriye kadar. 5. seride zaten çoğaltıcı 3 oluyor. 9-10'dan sonra 9'a kadar 4 seri daha devam ediyor. Tabi bu 4 seri devam ederken 5 yıldızlı kristal. Allah Allah, niye konuşamıyorum ya. Çıldırttı beni bu oyun ya. Bu oyun beni çıldırttı yani. Bazen öyle kafama takıyorum ki o kahramanı yeneceğim diye. Vallahi bir keresinde şey oldu yani. Camideyiz. Abi Hiper'in 3. skill'i aklıma geliyor ya. Namazda var ya. Oradan da bir tane şarkı açmışlar. Neydi ya, unuttum şarkının adını da. Diyorum ki ya Hiperon çıksa falan filan, ya o 3. skill'le neler keserim bilmem ne, aklıma neler geliyor. Bu arada kristalleri açmaya devam ediyoruz. Ondan öncesinde de şeyi söyleyeyim, devam edeyim. 5 yıldız kahramanları koyduk, 7 8 9 art böyle 3.45 2.35'lere indiği zaman 10 11 12. serilerde arkadaşlar şöyle yapın. Olmadı, şöyle yapın. 5.50'leri koymayın. 4 yıldız, tamam mı? 4.40 5. seriye kadar devam edin. 4.40'ları koymaya, 4 yıldızları. Ondan sonra 5. seriden sonra çoğaltıcı 3 oluyor. Ondan sonra 5 yıldızları full koymaya başlayın. Çünkü maksimum puanı elde ettiğiniz zaman daha hızlı puanlarınız yükselebilir. Ondan sonra şey yapın arkadaşlar. Benim bugün arenada serim bozuldu mu? Evet. Evet. Ben bugün çekebilirim o 5 yıldız arenasını çekebilirim bugün. Hem anlatırım hem çekerim. O yüzden bu konuyu burada keseyim. 100 adet de gördüğünüz gibi, yani toplamda 500 adet, 101 adet var. 500 adet 4. kademe kristal açıyoruz. Neler çıkacak? Toplamda neler çıkacak? Sonradan katalizör stoğuma da gidip bakacağım neler var, ne kadar var diye. Bu arada sizler ne yapıyorsunuz? Neler çıkıyor? Güzel kahramanlar çıkıyor mu? Kristalleşme taktiğini veriyorum. Bir sonraki videomda gene aynı taktiği deneyerek gene kristal açacağım arkadaşlar. Bu taktik %70 oranında, %65-70 oranında işe yarıyor. Kristallerden güzel karakter çıkarma taktiği bu arkadaşlar. Sormuşlar, abi anlamadım bu taktik nasıl diye. Arkadaşım anlatıyorum şu şekilde. Kristalin diyelim ki 8000 hatta 9000 parça kristalin var, tamam mı? Sen ustayı keşifledin ya, kahramanı keşifledin, %100 keşifledin, tamam mı? Oradan gelen parçayla 9000 parça bir anda 10.000 olacak. 10.000 olur olmaz direkt kristal mahzenine git, direkt kristalini aç arkadaşım. Taktik bu. 10.000 olur olmaz açıyoruz. Bu şekilde iyi kahramanlar çıkıyor arkadaşlar. Tabi bu sırada şeyler de birikti, premiumlar falan açmıyorum. Çünkü izo istiflemiş olurum. Bayağı bir çoğalmış olur. Bu sefer izoları gittikçe satıyorum yani, çoğaldıkça. O yüzden direkt azar azar açıyorum. Seviye yükseltme geldikçe açıyorum, kullanıyorum. Oyuncu gelişiminde de bayağı bir puan yaptık şu anda. Gördüğünüz gibi kaç bin? 69 bin puan. Tabi bu videoyu çekiyorum. Şu andaki biraz geç paylaştım bu videoyu. Şu andaki oyuncu gelişim puanım
Arkadaşlar 90 bine yaklaşmış diye düşünüyorum. 90 bin galiba. Bu akşamki çekeceğim videoda da o oyuncu gelişimde kaç puan yaptığımı da gösterebilirim. Oyuncu gelişimi eskiye nazaran bayağı iyi ödüller vermeye başladı. Güzel ödüller veriyor. Mesela 500 bin sınırını aştıktan sonra 750 binde mesela 750 parça, 5 yıldız kahraman kristal parçası falan veriyor böyle. Güzel olmuş bayağı, hoş olmuş. Zindanlar falan geri döndü. Ona önce haricinde şey söyleyebilirim, bu simbiyotu, davet edilmiş simbiyot çok iyi ya. Şeyde böyle günlük gelen o iki hakkın var, böyle giriyorsun ya, neydi ya adını unuttum ha. İşte orada çok iyi olmuş. Ya, videolarımı genelde böyle tamamıyla izleyen arkadaşlar var mı bilmiyorum. O yüzden bazı taktikler verirken videonun neresinde koyacağımı söylemeyeceğim hiç. Tam izleyenler görsün işte ise. Ben zaten kendime böyle şey görmüyorum. Ben sizden iyiyim. Ondan sonra ben şu kadar işte oyunda şuyum buyum diye yani böbürlenmiyorum. Kendimi üstün görmüyorum kimseden de. O yüzden bu sonuçta bir oyun arkadaşlar. Bana kötü laf edenler de olmuş YouTube'dan. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Sonuçta biz de bir Allah'ın kuluyuz. Müslüman çocuğuyuz. Burada ben bilgilensin diye, arkadaşlar bilgilensin, keyifle böyle oyunu oynasınlar, kafaya takmasınlar diye böyle. Sonuçta bir oyun olarak gördüğüm için videolar çekiyorum arkadaşlar. Ben çok aradım, yalan yok. Ben oyuna ilk başladığımda sürekli YouTube'a yazıyorum falan, hep yabancılar çıkıyor. Zaten bir şey anlamıyoruz. Adam böyle konuşuyor, çok hızlı konuşuyor bir de yani böyle. Tamam, verdiği tepkiler falan hoş güzel de anlamıyorum ama ben mesela... Türk oyuncuların da o zaman benim gibi böyle video çekip atmasını istiyordum ama yoktu. Ben işte şu anda çekip atıyorum ki oyuna yeni başlayanlar, oyuna ilgisi olanlar açıp izlesin, keyifle izlesin, gülsün, eğlensin. Ya zaten eğlenmek için oynamıyor muyuz arkadaşlar? Siz de eğlenin, gülün. Şu anda katalizör stoğum bayağı bir dolmuş durumda. Muhtemelen şeyi atmam lazım, beceriyle. Bir sınıf daha vardı da neydi ya, beceriyle, ah kafam durdu ya, beceriyle teknoloji, evet ha, beceriyle teknoloji, hangisini atayım arkadaşlar? Şu anda sizlere de gösteriyorum, gördüğünüz gibi cezalandırıcı var, vulture var, ördek venom var, ördek venom diyorum, ördek Howard var. Sizce bunlardan hangisini atmalıyım? 3.45. Sizlere soruyorum. Starlord zaten 5.65 atmam. 4.55 de yeter arkadaşlar. Vurdukça katlanıyor zaten. Zaten Starlord çok klasikleşti bence ya. Yani bir ara böyle hastası olmuştum da. İlla çıksın, illa çıksın çıktığında bayağı da bir şey oldu. Daha doğrusu uyandırdım falan. Bunu da paylaştım sizlerle. Şu an bu videoda böyle biraz şey geçiyor ya, enerjisi düşük, böyle sadece konuşma odaklı bir video gibi geçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beceriymiş, beceri. Sizce beceride hangisini yükseltmeliyim? Ajan Venom yükselsem Ajan Venom'u 3.45 atabilirim. Evet, savunma için iyi olabilir o arkadaşlar. 4 yıldızlarda zaten yükseltecek kim var? Zaten 4 yıldız kullanmıyorum. Bir kullanırsam 4 yıldızda şeyi kullanıyorum, Scarlet Witch. Onun haricinde 4 yıldızlar sadece arenaya hükmediyor bende. Çok nadir kullanıyorum. O da artık böyle 5 yıldızlardan sıkıldığım zaman abi bir farklı karakter kullanıp deyip kullanıyorum. Mesela cezalandırıcı, o 5 yıldız kopyalansa var ya, çok güzel bir karakter olabilir arkadaşlar. Ama 4 yıldızını yükseltip ne yapacağım? Yani zaten 5 yıldız karakterler ön planda, 6 yıldızlar arena, zaten şey, oyuna da girdikten sonra 4 yıldızların hükmü biraz daha böyle daha da düştü gibi arkadaşlar. Yani eskiden böyle o 2000 parçayı biriktireyim, 4 yıldızı açayım diye böyle beklerdik. Hadi 2000 parça birikti, of şimdi açacağım, ne çıkacak, açıyoruz, hop Rocket Raccoon, Allah'ın belası diyoruz. O Rocket Raccoon. Rocket Raccoon ne kadar çıktı bana var ya. Böyle çıktı açtı. 99 kopya mı bilmiyorum şu anda. Ben Magneto bir ara çıldırtmıştı beni arkadaşlar.
Neyse arkadaşlar, bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi bayağı bir kristal açımı yaptık. Beceriyle teknoloji gördüğünüz gibi stokta birikti. Video bu şekildeydi. Sizlere de güzel karakterlerin çıkması, keyifli bir oyun diliyorum arkadaşlar. Görüşürüz.